Merhaba hey arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Yine TET soru çözümlerine devam ediyoruz. Başlayalım birinci sorumuz, sorumuzdan. Hücre bölünmeleri eşeyli ve eşeysiz üreme ilgili soru çözümü yapacağım bu videoda. Sonraki videomuzda da kalıtımla ilgili soru çözümü yapıp TET soru çözümlerini bitireceğiz. Diyor ki birinci soruda da hücre döngüsünün metafaz evresinde hangisi görülmez? Bakın ben size bir şifre vermiştim. Neydi şifremiz? Profaz evresini bilecektik. Neler gerçekleşiyor burada? Çekirdek zarı eriyordu, endoplazm retikulum eriyordu. Daha sonra kromozom, kromatin iplik kromozomlara dönüşüyordu. İyi iplikleri oluşmaya başlıyordu. E, metafaz evresindeki M harfinden neyi çıkardık? Veya yani M hecesinden merkeze dizilme. Kromozomlar merkeze yani ekvatora diziliyor. Daha sonra anafaz evresindeki A'dan ayrılma. Yani burada ne oluyor? Kromatitler birbirinden ayrılıyor. Telofaz evresi ise tersi diyorduk. Neyin tersi? Profazın tam tersi. Şimdi bize diyor ki metafazda hangisi görülmez? Çekirdek zarının tamamen erimiş olması. Evet, profazda eridi artık metafazda ortada yok, değil mi? O zaman bu görülür. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi yani merkeze dizilmesi evet görülür. Kinetokorların iyi ipliklerine tutunmuş olması tutunacak ki arkadaşlar ne olsun merkezde dizilsin diye doğru. Kromozomların belirgin görülmesi kromozomların en net görüldüğü evre metafaz evresidir bu da görülür. Kromozomların yeniden kromatik, kromatin iplik haline alması bu olay telofaz evresinde gerçekleşir arkadaşlar. Bu yüzden de E şıkkı yanlıştır. Metafazda görülmez. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki şekilde hücre bölünmesi sırasında kromozomların oluşumu şematize edilmiştir. Bakın ne oluyor? DNA, DNA eşleniyor. Etrafı histon proteinleriyle sarılıyor. Kısalıp kalınlaşıp kromozomları oluşturuyor. Diyor ki oluşan kromozomla ilgili hangisi yanlış, hangisi doğrudur demiş. Kromozom sayısı iki katına çıkmıştır. Şimdi DNA eşleniyor. DNA eşlendiği için arkadaşlar DNA miktarı iki katına çıkar. Kromozom sayısı iki katına çıkmaz. Tamam mı? DNA miktarı iki katına çıkar. O yüzden bu yanlıştır. Kromozomu oluşturan kardeş kromatitlerin genetik bilgileri aynıdır. Evet, kardeş kromatitler eşlenmiş DNA'lardan oluşur. Bu yüzden genetik bilgileri aynıdır. Kardeş kromatitlerin bir anneden, bir babadan gelmiştir. Arkadaşlar, kardeş kromatitlerin değil, homolog kromozomların bir anneden, bir babadan gelir. O yüzden bu yanlıştır. Kromatitler DNA ve proteinden meydana gelmiş olup sentromerlerle birbirine bağlıdır. Evet bakın kromatitler şu yapılardır. E, DNA artı histon proteinlerden oluşuyor ve ortasında bulunan birbirine yapışan bölgede sentromer bölgesi diyoruz. Doğru olanlar hangisi? 2 ve 4. Yani cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim. Üçüncü sorumuza, diyor ki, aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezi hücre bölünmesinden önce bir kez gerçekleşmek zorundadır? Bakın, hücre bölünmesinden önce bir kez gerçekleşmek zorundadır. Kesinlikle nedir? DNA, DNA sentezi hücre bölünmesinden önce mutlaka bir kez gerçekleşmelidir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Eğer ki gerçekleşmezse bu sefer var olan DNA ikiye bölünür. Yani kromozom sayısı ne olacak bu sefer? İşte yarıya bölünecek. Hani iki katına çıkmadan yarıya bölünecek. Bu da bizlerde kromozomların azalmasına sebep olur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. Geçelim sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Bölünme olgunluğuna ulaşmış bir amibin çekirdeği bölünme olgunluğuna ulaşmamış çekirdeği çıkarılmış bir amibe aktarılıyor kısa süre sonra yavru amipin bölündüğü gözleniyor. Bakın bölünme olgunluğuna ulaşmış bir amip var burada. Şu amip. Bunun çekirdeği yavru hücreye aktarılıyor. Yavru amipe. Daha sonra bu yavru amip ne oluyor? Bölünüyor arkadaşlar. O zaman bununla ilgili ben ne tür yorum yapabilirim? Bölünme emrini veren kimdir? Bölünme emrini çekirdek verir. Burada bölünme olgunluğuna eriştiği için buradaki amip yavruya ne vermiş? Bölünme emrini vermiş ve böylece yavru amip henüz büyümemiş olmasına rağmen bölünmüştür. O zaman bakıyorum diyor ki amiplerle ilgili. Olgun amipteki çekirdek yavru amibe aktarılmadan önce bölünme emrini vermiş. Evet o yüzden de zaten yavru amip bölünmüş. Yavru amip de yüzey bölü hacim oranı küçük olduğu için bölünme olmuştur. Hayır arkadaşlar çekirdek emir verdiği için. Çünkü yavru amip hem, henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış. O yüzden bu olmaz. Yanlış. Sitoplazma ve çekirdek birbirini bütünleyen yapılardır. Doğrudur arkadaşlar. Böyle bir şey söyleyebiliriz. E, çünkü sitoplazma büyüdükçe çekirdek de ne yapıyor? İşte bölünme emrini veriyor. Birbirini bütünlüyorlar. Yavru amip de çekirdek sitoplazmadaki olayları yönetmekte zorlandığı için bölünme olmuştur. Yanlıştır. Neden yanlış? Çünkü yavru amipe çekirdeği nereden veriyoruz? Diğer amipten veriyoruz. Burada yönetme zorluğu yok. Çekirdek bölünme emrini önceden verdiği için yavru amip bölünüyor. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Hangileri doğru olacak? 1 ve 3. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Umarım anlamışsınızdır. Geçiyorum 5. soruya. Bir hayvan hücresinin sayfayı değiştirdim yanlışlıkla evet. Bir hayvan hücresinin mitotik evresinde gerçekleşen olaylarından hangileri çiçekli bitki hücrelerinde de görülür? Şimdi bitki ve hayvanı aslında karşılaştıracağız burada. Diyor ki sentriyollerin eşlenmesini. Arkadaşlar, bitkide sentrozom yok. Sentriyon dediği sentrozomdur. O yüzden bitkide sentrozom olmadığı için bu gerçekleşmez. Sitoplazma bölünmesi, evet, bitkilerde de sitoplazma bölünmesi var. İpliği oluşması bu da var. Kardeş kromatiklerin zıt kutuplara çekilmesi, bu da var. Hangileri ortaktır dediği için cevabımız ne olacak? 2 3 ve 4 yani E şıkkı olacak. Geçiyoruz diğer sayfaya. 6. sorumuz. Diyor ki Hücre döngüsünü tamamlayan bir hayvan hücresinde aşağıdakilerden hangisi interfaz evresinde gerçekleşmemiştir? Interfaz evresinde gerçekleşmemiştir. Neydi interfaz evresi? Hazırlık evresi. Hazırlık evresinde ne olacak? Sentrozomlar kendini eşleyecek. DNA sentezlenecek, protein sentezlenecek, ATP sentezlenecek. Yani bütün sentez olayları böyle olacak arkadaşlar. Sentriol eşlenmesi olur. ATP sentezi olur. Yüzey bölü hacim oranın azalması. Bu demek yüzeyin e, sabit kalıp hacmin artması demektir. Sentez olduğu için hacim sürekli artıyor doğru olur. DNA'nın kendini eşlemesi de olur. Çünkü zıt kutuplara çekilmesi. Kutuplara çekilme olayı arkadaşlar profazda başlar. Metafazda tamamen çekilmiş olur. O yüzden bu olay interfazda gerçekleşmez. Cevap E şıkkı olur. Geçelim yedinci sorumuza. Diyor ki bir hayvan hücresinin mitotik evresinde gerçekleşen olaylarından hangileri bitki hücresinin mitotik evresinde de olur? Olaylarından hangileri bitkinin mitotik evresinde de olacak? Sentromer bölünmesi. Bakın sentromer bölünmesi nedir? Şu bizim kromozomumuz. Kromozomun ortasında bulunan yapıya biz ne diyoruz? Sentromer. O zaman ikisinde de sentromer bölünmesi olur. Yani kardeş kromatitlerin ayrılması demek istiyor olur arkadaşlar. Kromozomların hücrenin ekvator düzenine dizilmesi ve kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılıp kutuplara çekilmesi. Evet bu da olur. E oluşması bitkilerde de ipliği oluşur. Sitoplazma boğumlanması bakın boğumlanma sadece hayvan hücrelerinde görülür. Bitki hücrelerinde hücre duvarı olduğu için boğumlanma olmaz. Bunlar nasıl bölünüyor? Ara lamel oluşturuyorlar ve o şekilde bisküvinin ortadan kırılması gibi düşünün. O şekilde bölünüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden 4'ü almıyoruz. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin bölüneceğini kanıtlar? Bir hücrenin bölüneceğini kanıtlamak istiyorsanız DNA miktarına bakacaksınız. Eğer ki DNA iki katına çıkmışsa o hücre kesinlikle bölünecektir arkadaşlar. Bakıyorum şıklarda direkt A şıkkında var. Çekirdekte DNA miktarının iki katına çıkması bu bölünmenin bir kanıtıdır. Hatta bölünmenin tek kanıtıdır diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 9. soruya. Aynı dokunun hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi? Aktif genlerin farklı olduğunu kanıtlar. Aktif genlerinin farklı olması için farklı proteinlere sahip olması lazım arkadaşlar. Bakıyorum şıklarda arıyorum. Hücre büyüklüğü, mitokonca sayısı, farklı enzim, kromozom sayısı, gen dizileme. Şimdi ben farklı protein arıyorum. Proteine bağlı olan nedir? Enzim değil midir? Enzimler protein yapılı bileşiklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla farklı enzimlere sahip olması demek aslında farklı proteinlere sahip olması demektir. O yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim 10. soruya. Hücre döngüsünü tamamlayan hücrelerde bölünme sayısına bağlı olarak her bir hücredeki kromozom sayısı aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Bölünme sayısına bağlı olarak her bir hücredeki kromozom sayısı. Arkadaşlar kromozom sayısı değişiyor mu? Bakın hücre döngüsünü sadece nerede değişir? Mayoz bölünmede değişir. İlk önce bir iki katına çıkar. Daha sonra ne olur? yarıya düşer. Dolayısıyla burada iki katına çıkıp yarıya düşme gibi bir olay olmadığı için ben direkt sabit olana bakacağım. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Kromozom sayısı sabittir her zaman için. Evet geçelim 11. sorumuza. Bir memeli hayvanın sağlıklı tüm dişi ve erkek bireylerinin vücut hücrelerinde hangileri kesinlikle aynıdır? Gonozom çeşitleri. Gonozom ne? eşeği yani cinsiyeti belirleyen. Şimdi dişilerde cinsiyet nedir? XX. Erkekler nedir? XY. O zaman konozom çeşidi aynı değil. Otozom sayısı. Arkadaşlar otozom sayısı aynıdır. Bakın e, otozom demek vücut hücresi demek. Mesela insanları düşünün. İnsanlarda 46 kromozom vardır. Bunlardan 44 tanesi otozom. 2 tanesi de nedir? Gonozom yani cinsiyet kadınlarda XX erkeklerde XY o zaman otozom sayısı erkeklerde ve dişilerde kesinlikle aynı olmak zorunda bunu alıyoruz. Organel sayısı. İyi e baktığınız zaman erkeklerde mesela mitokondri sayısı daha fazla olabilir çok hareketli oldukları için ve metabolizmaları daha hızlı olduğu için o yüzden bunu alamayız, kesinlik veremeyiz. Genlerin niteliği. Nitelik dediği genlerin üzerindeki şifrelerden bahsediyor. Erkek ve dişinin şifreleri tabii ki birbirinden farklıdır. Cevabımız ne olacak? Kesinlik sorduğu için yalnız 2 olacak. Evet böylece bitirdik arkadaşlar. Geçiyorum eşeyli ve eşeysiz üremenin soru çözümüne. Birinci soruda diyor ki erkek arıda sperm oluşumu sırasında hangisi görünmez? Şimdi erkek arıda sperm oluşumu hangi bölünmeyle olur? Mitoz bölünmeyle. O zaman biz neyi arayacağız? Mitoz bölünmeyi arayacağız arkadaşlar. Mitozla ilgili bir olay arayacağız burada. Hangisi görülmez diyor. Yani mitozda hangisi yok. İyi oluşumu. İyi iplikler oluşur. Kromatit ayrılması olur. Çekirdek sarı oluşur. Homolog kromozomların birleşmesi. Homolog kromozomu biz nerede gördük? Nerede gördük? Mayozda. O zaman bu ne olacak? Mayozda göründüğü için buraya almıyoruz. Hücrenin boğumlanarak ikiye ayrılması hayvan olduğu için, hayvan hücresi olduğu için boğumlanır. Burada homolog kromozom kelimesini mayozda gördüğümüz için mitozda görülmez arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Geçelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken homolog kromozomlarda ayrılma gözlenmez? Yani diyor ki hangisi mayoz değildir? Hangisi mayoz değildir? Eğrelti otunda spor oluşumu. Spor oluşumu mayozla gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden bu olur. Serçe zigotundan embriyo oluşumu. Bakın zigottan embriyo oluşumu mitoz bölünmeyle olur. Mitoz bölünmeyle olduğu için bunu direkt cevap olarak işaretliyoruz. Farede sperm oluşumu mayozla olur. Dişi bal arasında yumurta oluşumu mayozla olur. Tohumlu bitkide haploid spor oluşumu Mikrospor dediği polen oluşumu demektir arkadaşlar. Bu da mayozda olur. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Evet üçüncü soruya geçiyorum. Mayoz bölünme ile ilgili diyor. Hangileri yanlıştır? Bazı bitkilerde vücut hücrelerini oluşturabilir. Arkadaşlar mayoz bölünme sadece üreme hücrelerinde görülür. Vücut hücresinde görülmez. O yüzden bu yanlış içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Evet doğrudur. Eşeğini üremenin temelini oluşturur. Doğrudur. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin tamamı döllenir. Yanlış. Mesela yumurta üretiminde sadece yumurtanın bir tanesi dölleniyor. Geriye kalanlar kayboluyor. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Yanlış olanı sorduğu için 1 ve 4 olacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitotik faz ile gerçekleşmez? Yani mitozla gerçekleşmez diyor hangisi? Zigotun gelişerek embriyo oluşturması bu mitozda olur. Erkek yarıda sperm oluşumu mitoz. Eşeysiz üreme demiş mitoz. Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması bu da mitozdur. Partonogenez yapan canlı da yumurta oluşumu. Yumurta oluşumu arkadaşlar mayoz bölünme olur. O yüzden cevabımız Edirne olur. Geçelim 5. sorumuza. Yine sayfayı değiştirdik. Evet 5. soru. Somon balıklarının üreme mevsiminde dişi somon balığı durgun sularda yaklaşık 120 santim boyunda 10-15 santim derinliğinde bir çukur açarak yumurtalarını bırakır. Erkek somon balığı da yumurtaların üzerine spermlerini bırakır. Sonra da yumurtaların üzeri kapatılarak döllenmeye bırakılır. Bu olayla somon balıkları amaçlarından hangilerini gerçekleştirir? Oluşacak yavrulara besin sallamak. Besinle herhangi bir bilgisi var mı? Yok değil mi? Yavru bakımını sağlamak. Balıklar yavru bakımı yapmazlar arkadaşlar. Bu da olmaz. Döllenme şansını artırarak neslin devamlılığını sağlamak. Bakın bir çukura gömüyorlar yumurtayı ve spermi. Ve üstünü kapatıyorlar. Yani diyorlar ki buradaki tüm yumurta ve spermler yani tüm olmasa da çoğunluğu döllenmeye katılsın. O yüzden burada döllenme şansını artırmaktır amaç. Amaç ceva cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Geçiyoruz 6. soruya. Kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması sırasında. Kopan kuyruğunu neyle tamamlar? Mitozla. Hangileri gerçekleşir demiş. Mitozda hangisi olur demek istiyor. DNA'nın eşlenmesi olur. Çekirdek zarının kaybolması mitozda görülür. Homolog kromozom demiş. Homolog kromozom nerede var? Mayozda. O zaman bu olmaz. Hücre sayısının artması olur arkadaşlar. Cevabımız 1 2 ve 4 olur. Yani Denizli şıkkı olur. Geçiyoruz diğer sayfaya 7. sorumuza. Hayvanlarda mitotik faz yani mitoz bölünme olaylarından hangisinin gerçekleşmesini sağlar? Eşeğsiz üremeyi sağlıyor arkadaşlar. eşsiz üremenin temelini oluşturuyor zaten. Rejenerasyon, yani doku onarımı nedir? Bir zaten mitoza bağlı bir olaydır. Büyüme ve gelişme bunu da sağlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 8. soruya. Zigot ve zigottan oluşan her yeni hücre ard arda hücre döngüleri geçirerek doku ve organları oluşturur. Hücre döngüsüyle oluşan doku ve organlar arasında yapı ve görev bakımından farklılıklar vardır. Bu farklılığın nedeni hangileri hangilerinden hangileriyle açıklanır diyelim. Çok hücreli canlıların farklı dokularında farklı kromozomların bulunması. Hayır. Aynı kromozom var. Sadece gen bölgeleri, farklı gen bölgeleri aktiftir. O yüzden bu olmaz. Çok hücreli canlıların tüm vücut hücrelerinde bulunan DNA'nın nitelik ve niceliğinin aynı olması bunun herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar farklılıkla. Biz farklı bir şey aramamız lazım. Farklı dokularda aynı DNA'nın farklı gen bölgelerinin aktif olması. Bakın işte aradığımız cevap bu. Bu olur. Sigotun hücre döngüsü geçilmesi sırasında DNA'da yapısal değişiklikleri meydana gelmesi. Şimdi bu mutasyondur ve bu... E, açıklamıyor arkadaşlar. Bu sadece çok nadir görülen bir olay olduğu için bunu açıklar olarak alamayız. O yüzden gider. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur. Yani Ceyhan şıkkı olur. Geçelim sonraki sorumuza. Bir amayasının tomurcuklanma ile üremesi sırasında tomurcuklanma ile üreme mitozla üremedir arkadaşlar. Hangisi gerçekleşmez demiş. Mitozda hangisi olmaz demek istiyor? Crossing over. Crossing over mayozda oluyor. O yüzden bu olmaz. DNA'nın kendine işlemesi olur. Çekirdek bölünmesi bir mayası bir mantar olduğu için olur arkadaşlar. Stoplazma bölünmesi de olur. Hangisi olmaz? Yalnız bir olmaz. Geçelim 10. sorumuza. Artık son iki sorumuz kaldı. Memeli bir hayvana ait üreme olayı özetlenmiştir. Bakın. bir numara dişinin yumurtası. 2 numara erkeğin sperm ana hücresi. Bunlar ana hücreler. 3 numara nedir? Yumurta ve sperm. Yani iki enden ene düştü. Burada mayoz bölünme geçirdi. Daha sonra döllenme gerçekleşti ve zigot oluştu. 3 numaralı hücrede 30 otozom olduğuna göre 3 numaralı hücre nedir? En kromozomludur bakın. en kromozomda 30 tane otozom var. Artı bir tane de ne vardır? Gonozom vardır. Yani en eşittir ney? 32'dir arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Diyor ki 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen hücrelerin kromozom formülleri nasıl olabilir? 1, 2, 3 ve 4 yapacağız. Şimdi n 32 ise 2n kaçtır? 2n eşittir 64 değil mi? Bunların 62 tanesi otozom. Diğer geriye kalan iki tanesi de nedir? Gonozomdur. O zaman dişiler için şöyle yazacağız. 62 artı xx. Erkek için 62 artı pardon arkadaşlar şurası 31 şurası 62 olacak ben 64 yazdım ne olacak 60 artı xx 60 artı xy olacak 3 numara ne olacak 30 artı x 4 numara ne olacak arkadaşlar erkek ya da dişi olduğuna göre değişir şıklara göre gidelim ne dedik 1 numara 60 artı xx zaten 60 olmayanları silelim mi 60 olmayanları sildik. Bir numara neydi? Dişiydi. Dişi olduğu için ne olacak? XX olacak. O yüzden direkt cevabımız ne olur? A şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim. 11. sorumuz son sorumuz. Paramesyumun üremesi gösterilmiştir. Bu üreme ile ilgili. Mitozlu ürer arkadaşlar. Paramesyum diyor ki Mitozun evreleri görülmez. Hayır, mitozun evreleri görülür paramesyumda. Mitoz bölünmeyle ürüyor çünkü. Bu yanlış. Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. Arkadaşlar, mitoz bölünmeyle gerçekleştiği için kalıtsal çeşitlilik olmaz. Bu doğru. Döllenme gerçekleşir demiş. Hayır, burada sadece ikiye bölünme olayı var. Yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Ama şıklarda yok. Mitozun evreleri görülmez. Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. Ha, bir dakika. Paramesyumda paramesyumda arkadaşlar mito, may, e, mitoz ve mayoz birlikte görülüyor. Burada ne oluyor? E, gen aktarımıyla gen aktarım değil pardon e, stoplazma bölünmesi konjugasyon dediğimiz olayla bölünme gerçekleşiyor. Dolayısıyla mitozun evreleri görülmez. Bu doğrudur. Kalıtsal çeşitliliğe sebep olmaz. Bu da doğru. Yanlış olan döllenmenin gerçekleşmesi olayıdır. Çünkü döllenme olayı e, sperm ve yumurta arasında gerçekleşen bir olaydır. O yüzden cevabımız yalnız 3 olur. Evet videomuzu burada bitirdik. Sonraki videoda kalıtımla ilgili soru çözeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.